Tüm dünyadan enflasyonun ayak sesleri geliyor. Enflasyon adım adım yükselmeye başladı. Bu aslına bakarsanız dünyadaki pek çok ülkenin yakın zaman içerisinde faiz arttırımlarına gidebileceğini de gösteriyor. Amerika, Avrupa ülkeleri, Türkiye. Nereden çıkıyor peki bu enflasyon? Ortada bir talep yokken, üstelik bir pandemi söz konusuyken enflasyon nasıl artıyor diye sorabilirsiniz. Bunun cevabı gayet basit arkadaşlar. Mal ve hizmet üretiminde maliyetler artıyor. Şöyle örnekleyeyim sizlere. Diyelim ki bir restorana, bir kafeye gideceksiniz ya da bir şehirden bir şehire gideceksiniz. Pandemi kuralları nedeniyle taşınabilen yolcu sayısı, hizmet alacak müşteri sayısı azalıyor ve doğal olarak da hem restoranlar, hem kafeler, hem ulaştırma sektörü, hem sanayiciler bunları maliyetlerine yansıtmak zorunda kalıyor. Bu maliyetlerde artı bir enflasyonist ortam yaratıyor arkadaşlar. Hem Türkiye'de hem de dünyada enflasyonun yükseliş eğiliminde olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu hızda enflasyon yükselmeye devam ederse faiz artışları demek ve faiz artışlarının gelmesi ise piyasadaki para sıkışıklığının daha da artması demek. Kritik bir sürece doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bunun detaylarını bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Aynı zamanda rakamlara bakacağız, haber akışına bakacağız, veri akışına bakacağız ve işler ne tarafa doğru gidiyor bunu biraz sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Önce rakamlara bakalım. Borsa 120 bine dayanmış durumda. Daha da yükselir mi? Vallahi yükselebilir. Ama yüreğiniz yeter mi bu seviyeden hisse senedi almaya onu bilmem. Bana kalırsa bu kadar yüksek bir borsa endeksinin olduğu bir ortamda hiçbir hisseye bulaşmam. Varlık fonu işlemleriyle yaptığı hareketlerle borsanın daha da şişmesini beraberinde getirdi. Diğer taraftan bütçe açığımız hızla artıyor. Haziran'da 19 milyar lira daha bütçe açığı vermiş durumdayız. Ocak-Haziran dönemine baktığımızda ise 109 milyar lira dayanmış bir bütçe açığından bahsediyoruz. Bu şekilde devam ederse yıl ortalamasında 200-220 milyar civarında bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalacağız. Bu da iyi koşullar dahilinde. Yanlışlıkla kesenin ağzı biraz daha açılırsa ya da vergi gelirleri bu şekilde düşmeye devam ederse muhtemelen bütçe açığı 250 milyar liralara dayanmış olacak. Bütün dengelerin bozulması anlamına geliyor. Reel sektöründe sıkıntıya girmesi anlamına geliyor. Ve bu koşullar içerisinde bakıyorsunuz borsa yükseliş eğiliminde 120 bine dayanmış durumda. Her an kritik bir satış baskısı gelebilir ve bu yüksekten tepeden aldığınız hisse senetleri ne yazık ki elinizde patlayabilir. Uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Parası kadar işlem yapanları bir kenara koyuyorum. Onlar uzun vadeli işlem yapmış olabilirler. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl beklerler. Yine karlı olarak bu işin içinden çıkma şansları olur. Bir de hırslı yatırımcılar var. Kredili işlemler yapanlar ya da Viyop'ta kaldıraçlı işlemler yapanlar var endeks üzerinden. Onlar tüm paralarını, tüm servetlerini bir anda kaybedebilirler. Çok tehlikeli bir aralıkta seyrediyor borsa. 120 bin kritik bir seviye arkadaşlar. Evet yukarıya biraz daha gidebilir ama aşağıya inişi çok daha sert olacaktır. Dikkatli olmanızı ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. 120 binden 100 bine gitmesi %20'lik bir kayıp anlamına gelir. Bu kaybı da telafi etmeniz çok zor olur. Gelelim dolara. Dolar tam bir fırtına önce sessizlik dönemini yaşıyor. Her an büyük kırılmayla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Çünkü hem biraz önce söylediğim bütçe açığının hızla artması, dış ticaret dengesinin iyiden iyiye bozulması ve cari açığın her geçen gün biraz daha katlanarak büyümesi, işte Temmuz verisi geldiğinde ki Eylül-Ekim gibi gelecek 20 milyar dolara dayanmış bir cari açıkla karşı karşıya kalmamız. Öte yandan 170 milyar dolarlık kısa vadeli borcu ödemek için dolara olan ihtiyacın her geçen gün biraz daha artması, risklerin artmasından dolayı CDS'imizin 500'ün üzerine çıkması, 520'lere yaklaşmış durumda. Görünen o ki bu riskler arttıkça 600'ün üzerine çıkma ihtimali söz konusu. Dünyadaki riskler, ikinci dalga etkisi, bütün bunların Türkiye üzerindeki baskıyı arttırması, para bulmanın zorlaşması, swap anlaşmalarının bir türlü yapılamıyor olması, uluslararası arenada bir yıl riskin üstlenilmesi, Doğu Akdeniz meselesi, Avrupa Birliği ile karşı karşıya kalmamız, Libya meselesi, Suriye meselesi, S-400'den dolayı Amerika ile gerilimin artması, Ayasofya'dan dolayı Rusya ile gerilimin artması vesaire vesaire vesaire. O kadar çok sorun var ki bu sorunlar çok bilinmeyenli bir denklemi de beraberinde getiriyor. Doğal olarak da arkadaşlar 6.85-86 seviyesine sıkışmış bir dolar kuru bir sabah uyandığı
baktığımızda bir anda 12-13 lira, hatta 14 liraya dayanmış olabilir. Çok ciddi bir devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalabiliriz. Peki, gelen bir soru olduğu için bunu da cevaplamak istiyorum. Dolar 14'e gittiği zaman Türkiye ekonomisinin durumu ne olur? Valla Türkiye ekonomisinin durumu çok ciddi sıkıntıya girer. Neden? Çünkü hala ithal bağımlısı bir ülkeyiz. Ne yazık ki üretim yapmıyoruz. Ne tarım alanında, ne sanayi alanında, ne teknoloji alanında kendimize ait ürünlerimizi geliştirmiyoruz. Geliştirmek bir yana ithalatın önünü açmaya da devam ediyoruz. Hatta şunu söyleyeyim sizlere, ithalatla ilgili kısıntı gibi gösterilen, yani ithal vergisi konulan konular bile yurt dışından sadece temin edilebilen konular, diğer hani bizim kendi ürettiğimiz konularla ilgili ithalat vergisinde indirimler bile söz konusu. Yani hala yerli üreticiyi ezen, dış saldırılara karşı açık bırakan bir ekonomi politikası izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bu koşullar içerisinde doların bu seviyelerde kalması zaten mümkün değil. Dolar yükselecek. Dolar yükseldiği zaman da ekonomimiz ne yazık ki çok sert bir enflasyonist baskıyla karşı karşıya kalacak. %20'ler, %30'ları konuşmaya başlayabiliriz enflasyonda. Ve bunun sonrasında çok ciddi faiz artışlarıyla karşı karşıya kalmak zorunda olacağız. Ve bu faiz artışları piyasanın daha da sıkışmasını beraberinde getirecek. Dolara olan eğilim belki azalacak. Dolardan çıkışlar başlayacak belki. Dolardan çıkan paranın piyasaya girmesi mümkün olmayacak. Esas mevzulardan birisi bu. Piyasanın hareketlenmesi yine söz konusu olmayacak. Yine herkes tasarrufa yönelmeye devam edecek. İşte piyasalardaki bu sert dengesizlikler böyle sonuçlar doğuruyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Euro enteresan bir şekilde 7.81 seviyesinde. Neden? Çünkü 1.14 seviyesi zorlanıyor arkadaşlar. 1.12-1.14 aralığında gidip gelen bir euro dolar paritesi var. 1.12-1.14 aralığının tepe noktasında şu anda. 1.14'ü hatta kırmaya çalıştı. Bir miktar üstünü gördü ama tekrar geriye geldi. 1.13'ün üst noktalarında 1.13.90, 1.13.95, 1.13.80, 1.13.85 gibi bir aralıkta sıkışmış durumda. 1.14'ü kırabilir mi? Bana göre çok ama çok zor bir ihtimal. Kıramazsa arkadaşlar zaten sert bir geri çekilme yaşayacaktır euro dolar paritesi ve 1.08'lere doğru giden, sonrasında 1.06'yı gören bir euro dolar paritesi göreceğiz. Tabi bu euroda geri çekilmeyi beraberinde getirirken doların yükselişinin daha da artmasını beraberinde getirecek. Bu parite geri çekilmesi 7.20'ye giden bir dolar kurunu beraberinde getirebilir. Şu anda yabancılar ucuzdan dolar toplayıp Türkiye'den kaçmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da herkes mümkün olduğunca dolar alıp açıklarını kapatmaya çalışıyor. Onun için bir fırsat dönemi gibi değerlendiriliyor bu. Ve bu fırsat dönemi bittiği an itibarıyla da dolarda 7'nin üzerindeki rakamları göreceğiz. Umarım kademeli bir yükseliş olur ama devalüasyonist etki olursa işte o zaman işler karışacak gibi görünüyor. Dolar yükselirse gram altın ne olur? 13-14 lira seviyelerine çıkarsa, ekstrem bir durum için konuşuyoruz. Devalüasyonist bir etki için konuşuyoruz. 700 lira 800 lira aralığında bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalırız. Ama 7.20, 7.80, 8, 8.20 diye ilerlerse, 9 liraya doğru giderse dolar, o durumda da 500 liranın üzerinde bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalırız. Yakın zaman için hedef ne diye sorabilirsiniz altında. Valla altın onsunu benim beklediğimden de öte 1800'ün üzerinde tutmaya devam ediyorlar. Oysa ben 1760'a kadar tekrar geri çekilebileceği kanaatindeydim. Biliyorsunuz bunu da sizlerle paylaşmıştım. 1760'a bile geri çekmiyorlar. Genel itibariyle kapanışları 1800'ün üzerinde gerçekleştiriyorlar ve 1800'ün üzerinde de altın onsunu tutmaya devam ediyorlar. Bu bize şunu işaret ediyor. Hacimli bir şekilde 1860 seviyesi kırılabilir ve 1860 kırıldıktan sonra tabii ki dalgalanmalarla birlikte 1860, 1800, 1795 yine bu aralıkta bir miktar dalgalanacaktır. Bu dalgalanma sonrasındaki hareketten bahsediyorum. 1860 kırılır ve 2000-2500 doları hedefler altın. Arka arkaya rekorlar denemeye, rekorlar kırmaya devam eder. Gram altında da rekorların kırılmasını beraberinde getirir arkadaşlar. Burada da bir sıkışma olduğu kanaatindeyim. Yani altının onsu da aslında 1800,
1795-1810 gibi çok dar bir banda sıkışmış durumda ve bu dar bandın kırılması yukarıya doğru çok sert hareketleri beraberinde getirebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Petrolde ise 43 dolar seviyelerini görüyoruz. Enteresan bir hareket aslında, çünkü OPEC aslına bakarsanız arz kısıntısını düşürmeye karar verdi ve 2 milyon varil fazladan üretim yapacaklarını açıkladı OPEC ülkeleri. Bu açıklama sonrasında işte 41 dolar seviyesine gelmesi bekleniyordu. Hatta 40 doların aşağıya doğru zorlanması bekleniyordu. Olmadı. Petrol fiyatı 43 dolar seviyesinde tutunuyor. Hafif bir gevşeme var ama 43 dolarda tutunuyor. Acaba ne olacak bundan sonra? Valla OPEC ülkeleri biraz daha arzı arttırırlarsa bu şekilde büyük ihtimalle petrol geri gelir. Ama kontrollü bir şekilde fiyatları da çok aşağı çekmeden üretim miktarınca arzı arttırarak fiyatı da bu seviyelerde tutmaya çalışıyor OPEC ülkeleri. Tabii bu bizim için sıkıntılı arkadaşlar. Yani petrol fiyatlarının 40 doların üzerinde olması bile bizim için problem. Ha diğer taraftan petrol 80 dolarda olsa, 100 dolarda olsa, 20 dolarda olsa bizim depomuza giren o benzin ve mazot fiyatlarının çok fazla düşmediğini hep birlikte gördük. Gerçi bazı arkadaşlar sadece 50 liralık aldıkları için onları etkileyen bir durum yok. Petrol ya da benzin ya da mazot 6 lira da olsa, 10 lira da olsa onlar için fark etmiyor. 50 liralık alıyorlar, onlar için sıkıntı yok. Bir iki haber daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Enflasyonun yükselme tehlikesiyle ilgili çok önemli bir haber var. Amerika'da ithalat fiyatları 8 yılın en yüksek artışını kaydetti. Tüm dünyada fiyatlar artıyor. Neden? Pandemi etkisi nedeniyle üretim maliyetleri, hizmet maliyetleri arttı. Doğal olarak bunlar fiyatlara yansımaya başladı. Toptan fiyatları da yansımaya başladı. Tüketim mallarına da yansımaya başladı. Amerika dünyanın en önemli ithalatçılarından birisi. İhracat da gerçekleştiriyor ama dünyanın her yerinden ciddi miktarda da mal alıyor ve aldığı bu malların fiyatları da görünen o ki çok ciddi artmış durumda. Neden çok ciddi diyoruz? 8 yılın en yüksek seviyesi arkadaşlar. 8 yıl öncesine döndüğümüz zaman aslında 2012 seviyelerine geliyoruz. Onun bile üzerinde bir enflasyonist baskı oluşmaya başladı. Eğer ki bu bir faiz artışını beraberinde getirirse sıkıntı büyür. Nitekim Amerika'da enflasyon da zaten yükseliş eğilimindeydi. Bir de ithal mallarındaki yükselişi bunun üzerine eklediğimiz an önümüzdeki aylarda enflasyonist baskının daha da artabileceğini öngörebiliriz. İngiltere'de kredi kartı harcamaları sokağa çıkma kısıtlamalarından sonra yarı yarıya azaldı. Bu da çok önemli ve kritik bir haber. Neden? Çünkü tüketimin ciddi manada düştüğünü gösteriyor. Bakın bir tarafta tüketim düşüyor. Bir tarafta işsizlik artıyor. Öbür tarafta da enflasyon artıyor. Daralan piyasa, küçülen piyasa, artan enflasyon, stagflasyonu işaret ediyor bize. Umarım süreç bu şekilde devam etmez. Amerika, Rus enerji projelerine yönelik yaptırımlarını sertleştirme kararı aldı. Gördüğünüz gibi Amerika Çin'den sonra Rusya'ya bulaşmaya başladı. Diğer taraftan Trump yönetimi Türk Akım ve Kuzey Akım 2 projelerindeki bazı şirketlere yaptırım uygulama kararı aldı. Yani Türkiye'yi de etkiliyor bu. Gördüğünüz gibi 3 Kasım'a kadar kazan çok kaynayacak ve tüm dünyayı çok ciddi manada etkileyecek Amerika'daki seçimler diye sizlere uyarmıştım biliyorsunuz. Önce Çin'e bulaşır, ardından Rusya'ya bulaşır, Türkiye'ye bulaşır, önüne gelen herkesle çatışır. Çünkü milliyetçi ve muhafazakar oyları kendisine tahvil etmenin tek yolu bu diye sizlere ısrarla söylemiştim Trump'la ilgili biliyorsunuz. Nitekim bu tabloyu da görüyoruz. İkinci pandemi etkisi bir taraftan, enflasyonist etki bir taraftan, ekonomik krizle ilgili gerilim bir taraftan, Amerika'nın sağa sola sürekli olarak gerilim politikasının artması bir taraftan. Ve bütün bunlar totalde dünya ekonomisini köşeye sıkıştırmaya devam ediyor arkadaşlar. Dünya ekonomisini köşeye sıkıştırırken altına olan talebin artmasını beraberinde getiriyor ve o nedenle de altın fiyatları 1800'ün altını pek görmüyor. Altın rekor üzerine rekor kırmaya devam edecek diyorum sizlere. O nedenle Türkiye'de dolar istesek de istemesek de devalüasyonist bir etkiyle karşı karşıya kalacak ve çok sert yükselişler olacak diyorum sizlere. O nedenle tüm dünyada enflasyonist bir baskı oluşacak ve bu enflasyonist baskı ister istemez faizle
faizlerin tüm dünyada yükselmesini beraberinde getirebilir diyorum sizlere. Ve bu finans piyasalarındaki dalga büyüklüğünü arttıracaktır arkadaşlar. Dolara, altına faizlerin yükselmesiyle birlikte tahvile ne kadar talep oluyorsa emin olun hisse senedi piyasalarından da o kadar büyük çıkışlar yaşanacak. Yani hisse senedi piyasalarında büyük depremlerle karşı karşıya kalacağız. Süreç böyle devam ederse. Peki edebilir mi? Dünya ekonomisi ipte yürüyor. Her an sağa sola bir tarafa düşebilir. Düştüğü an itibariyle bütün bu tabloyu göreceğiz zaten. Ve bu ihtimal %80-%90'lar civarında. Kurtulma ihtimali ise %5-%10 aralığında arkadaşlar. Devletler bu süreçlerde toplumların ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atmazlarsa yarın öbür gün toplumsal baskılarla da karşı karşıya kalacaklar. Sosyal sorunlarla da karşı karşıya kalacaklar. Hatta bir sonraki evrede ülkeler arasındaki bu ticari ya da siyasi gerilimler büyük bir savaşa bile dönüşebilir. Geleceği öngörmeye çalışan bütün ekonomistler, sosyologlar da bu süreci bu şekilde tanımlıyorlar. Yarın öbür gün bu tablonun karşımıza çıkabileceğini, risklerin çok büyük olduğunu öngörüyorlar. Hem yatırımlarını hem de öngörülerini bu temel üzerine kurguluyorlar. O nedenle zaten altının yükselişi durdurulamıyor arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.